Herkese merhaba, tekrar sevgili ikinci sınıflar, kendimizi ölçelim hayat bilgisi etkinlikleriyle tekrar karşınızdayız. Bugün harika sorular çözerek harika bir şekilde hayat bilgisini tekrar edeceğiz. Haydi bakalım, ilk olarak nereye bağlanıyoruz? Tabii ki de Tonguç ve Tongül'e bağlanıyoruz. Tonguç ve Tongül harıl 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 neye çalışıyorlar? Hayat bilgisine çalışıyorlar. Neden? Öğrendikleri konuları şimdi tekrar etme vakitleri geldi sevgili arkadaşlar. Kendilerini kısaca ölçüyorlar ve değerlendiriyorlar. Sizler de hazırsanız kendimizi bir ölçelim. Bakalım konuları ne kadar öğrenmişiz. Hazır mısınız? Hemen bakalım Tonguç ve Tongül'e bağlanıyoruz. Onlar neler çalışıyorlar? İlk olarak neler çalışıyorlar? Hangi konulara değiniyorlar? Bir bakalım. Şöyle mavi bir kalem seçtik. Oyun kurallarında dikkat edilmesi gereken noktalara, okulumuzun katkılarını, okul çantasını hazırlamayı, okulumuzun yeri ve çevresini, kaynaklarımızı ve eşyalarımızı özenle kullanmayı, dinleme kurallarını ve Atatürk'ün hayatını içeren soruları çözerek sevgili arkadaşlar hep birlikte pekiştireceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım, ilk olarak ortada vurmacı hatırlayalım. Ortada vurmaç nasıl bir oyun? Karşılıklı neler var? Ortadaki arkadaşını vuran ebeler var daha doğrusu. Ortada güzel bir ebe seçilmiş. Bu ebeyi pat 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 vurmaya çalışıyorlar ve ortadakileri elemeye çalışıyorlar. Hemen ne yapalım burada? Hemen bir hatırlayalım. Mesela mutlaka bir ebe olmalı, değil mi? Hoppa, oyunun kurallarına mutlaka ne olmalı çocuklar? Uyulmalı. Oyun kuralları çok önemli oyunda. Oyun kuralları belirlenmeli. Belirlenmeli. Ne demek bu? Örneğin ebe kim? Onu vuracak arkadaşlar kim? Değil mi? Ya da ebe kaç kişi? Ya da onları vuran kişiler kaç kişi? Ya da oyundaki tüm arkadaşlarınız kaç kişi? Bunlar çok çok önemli. Ya da ebeyi kaç kişi vuracak? Değil mi? Ebeyi kaç kişi vuracak? Bunlar önemli. Mesela burada 2-2 4 kişi vuruyor değil mi toplam? Ya da 1-1 toplam 2 kişi de vurabilir. Oyunun kurallarını önceden belirlemeniz bu noktada çok önemli sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım hangisi doğru? Görselleri inceliyoruz ve hangi davranış doğru sergilenmiş işaretliyoruz. Tonguç ve Tongül var. Bir oyun oynamışlar ve ne yapıyorlar birbirlerini? Tebrik ediyorlar. Dolayısıyla tabii ki de doğru bir davranış değil mi? Zaten hepsinin yüzü gülüyor. Harika. Aa, ne yapıyorsun? İnşallah sen Tonguç değilsindir. Kağıtları almış, yırtıp yırtıp parçalamış parçalamış yere atıyor. Kesinlikle yanlış bir davranış. O ağaçlar kesiliyor bu kağıtlar yüzüne değil mi? Kağıtlarımızı asla ama asla israf etmemeliyiz sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşını itiyor. Hiç olur mu öyle şey sevgili arkadaşlar? Bu konu çok önemli. Hemen çarpı. Zaten yüzleri hiç de güler yüzlü değil değil mi? Mutsuzlar. Neden? Birbirlerine kaba davranıyorlar. Birbirimize nasıl davranmalıyız? Tabii ki nazik davranmalıyız sevgili arkadaşlar. Okulumuzun katkıları neler olabilir? Spor, müzik ve resim. Evet, okulumuz bize birden fazla sosyal, eğitsel faaliyetler, müzik değil mi? Ya da dışarıda gezilerimiz bize birçok katkı sağlıyor. Örneğin arkadaş çevremizi genişletiyor, iletişimimizi güçlendiriyor, yeni yerler görmemizi sağlıyor. Evet, bu kısım gerçekten çok ama çok önemli. Mesela sporda futbol yapabiliriz, tenis oynayabiliriz, yüzme yapabiliriz değil mi? Hem bunlar gelişmeme de katkı çok sağlıyor değil mi? Şu an çocuksunuz ve boyunuz uzayacak, kilo alacaksınız, kilo vereceksiniz. Bunlar sporla eğer birleşirse çok çok güzel olur ve sağlıklı bir şekilde büyüyebiliriz aynı zamanda. Müzikte değil mi? Kulağımız genişleyecek, kulağımız farklı müziklere aşina olacak ya da farklı arkadaşlar edineceğiz. Keman çalabiliriz, gitar çalabiliriz. Resim, sulu boya. Başka ne yapabilirsiniz? Kara kalem yapabilirsiniz. Burada da harika bir şekilde hayal gücünüzü geliştirebilirsiniz. Kendinizi motive edebilirsiniz her şeyden önce değil mi? Kendimi aslında bir hobi bulmak, bir uğraş bulmak. Bunlar okulun içerisinde çok fazla olan etkinlikler. Bunları daha da fazla geliştirebiliriz. Başka bale yapabiliriz. Gezilere gidebiliriz. Okul dışında yapılan etkinlikler de çok yararlı ve katkılıdır sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım.
Okul çantamızın içindekileri tanıyalım. Okulun çantamın içinde ne var? Defter. Olmazsa olmaz. Kitap. Hemen yazalım. Ya da nereye yazalım? Şuraya yazalım. Defter. Kitap. Tabii ki de defter kitabı neyle boyayacağım, neyle yazacağım? Kalem. Değil mi? Boya. Bunlar çok önemli. Kalem, tıraş, silgi. Silgi. Kalem, tıraş. Bunlar çok önemli sevgili arkadaşlar. Cetvel. Harikasınız. Başka çeşitlendirebiliriz. Suluğumuz olabilir. Belki çantamızın içerisinde atlasımız olabilir. Güzel yazı defterimiz olabilir. Eğer birinci sınıfsak okuma kitaplarımız olabilir, değil mi? Dosyamız olabilir. A4'ümüz olabilir. Kartonumuz olabilir. Çantamın içinde ama en gerekli olan malzemeler o günkü ders programına ait neler? Tabii ki de defterim, kitabım, sonrasında kalemim, kalem tıraşım, silgim, her ihtimale karşı boya kalemim, değil mi? Bunlar çok ama çok önemli. Haydi bakalım gelin hemen etkinlikte pekiştirelim. Şimdi farklı bir konuya giriş yapacağız aslında. Okulumuzun çevresinde bulunan mekanları düzgün bir şekilde adlandırarak tarif edeceğiz. Burada önemli kilit kelimeler var çocuklar. Hemen bir bakalım. Okulumun, burası okul diyelim. Okulumu baz alıyorum. Yani okulum tam merkezde. Okulumuzun solunda, okulumuzun solunda ne var? Oyun parkı var. Burada yer, yön belirtilen kelimeler çok önemli. Oyun parkı. Okulumuzun yukarısında ne var? Bir hastane var diyelim. Hastane. Peki okulumuzun aşağısında ne var? E harfi varsa zaten eczanedir orası sevgili arkadaşlar. Evet, burada yer, yön belirtilen, yer, yön belirtilen kelimeler önemli. Neresi olabilir? Sol, sağ. Sonra doğu, batı. Değil mi? Bu yönler de önemli. Doğu, batı. Yukarısı, aşağısı. Yukarısı, aşağısı. Başka ne diyebilirim? Aklınıza geliyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Şşt. Sustuk. Anlaştık mı? Sizden biraz konu anlatımlarını bekliyoruz bu videoda. Sol, sağ, doğu, batı, yukarısı, aşağısı. Nokta. Bilmiyoruz. Devamını sizler getirebilirsiniz. Haydi bakalım. Kroki çizme. Ne dersiniz? Bravo. Çok eğlenceli. Şu an bir etkinlik yapacağız. Aşağıdaki okul krokisini inceleyelim. Peki inceleriz sevgili Tonguç. Bizler de okul krokimizi oluşturalım diyor. Evet. Nerede okulum? Hemen okulum burada. Okulumun yanında kırtasiye, diğer yanında cami, üstünde hastane, onun yanında eczane, park, Ece'nin evi, berber varmış. Haydi gelin aslında eğlenceli kısım olan bizler bir kroki çizelim. Öncelikle burada olduğu gibi bir kroki çerçevelendirmem lazım. Ölçüsüz olarak çizilen ve kuş bakışı gibi dikdörtgensel çevrelerle oluşturulan ben ölçü kroki diyorum. Yani bir cetvel kullanmadan kafama göre belirli şeyleri düşünerek yapabilirim. Tabii ki de burada gerçekten okulun etrafında neler olduğu çok önemli. Bizler şu an örnek amaçlı düşünüp yapacağız ama sizler de bir kağıt alarak kendi okulunuzun çevresinde neler var düşünerek bir kroki oluşturabilirsiniz. Haydi bakalım. Şuradan başlayarak şöyle bir dikdörtgen çerçeve oluşturdum. Haydi bakalım başlayalım. Ben tam merkeze okulu koymak istiyorum. Ne dersiniz? Burada geometrik şekilleri kullanmanız çok önemli. Ben dikdörtgen bir parça çizdik buraya mesela. Üçgen çizebilirsiniz, kare çizebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Şöyle bir bayrak yapalım. Okul oldu, belli olsun. Ne dersiniz? Sonrasında şuraya Eda'nın evi diyorum. Sonrasında okuluma şöyle bir sokak yapayım. Sokağımın adı ne olsun? Ya da cadde yapayım. Ne dersiniz? Ana caddenin ya da sokağın hemen sonunda olabilir. Hiç fark etmez. Tonguç Sokak diyeyim. Tonguç Sokak. Farklı bir renkle şöyle kırmızı pembe arasındaki bir renkle devam edeyim. Sonra şuradan bir sokak yapayım. Okul tam merkezde olsun. Etrafında sokaklar birleşsin ya da caddeler birleşsin. Ne dersiniz? Tonguç, Tongül diyeyim. Sonrasında burada irili ufaklı şöyle
Evler olsun. Ne dersiniz? Camlarını da çizelim. Harika. Sonrasında şu kısımda bir hastane olsun. Okulda olmazsa olmaz. Önemli. Şurada bir AVM olsun. Ne dersiniz? Bir AVM. Şu V harfi. Başka ne çizebiliriz? Burada da bir terzi olsun. Şu an okulun çevresinde olabilecek muhtemel şeyleri düşünerek çiziyorum. Şuraya bir eczane yazalım. Eczane. Ne yapalım? Şurayı da şöyle bir dolduralım. Burası ne olsun sevgili arkadaşlar? Pastane olsun. Okula gelirken poğaçanızı, simidinizi aldığınız yer önemli değil mi? Bunun gibi benzer şeyler oluşturabilirsiniz. Tonguç Sokak, Tongül Sokak, Eda Sokak, Kırmızı Sokak değil mi? Birden fazla isim yazabiliriz. Genel olarak genel mantığı krokimin bu şekilde. Hemen burada bir hatırlatma yapalım. Cetvel kullanmadan çizebilirsiniz. Ölçüsüzdür. Ölçüsüz yani genel birebir her şeyi bana vermez. Örneğin AVM tabii ki de bu kadar küçük değil, değil mi? Bizler şu an bunu simgelemek ya da modellemek için bu kadar küçük veriyoruz. Geometrik şekiller çok önemli. Geometrik şekiller. Matematikte öğrendiniz değil mi? Geometrik şekiller. Yani bunu dikdörtgen, kare, üçgen, çember, daire bu şekilde çizmeniz ve sembollemeniz krokiyi oluşturacaktır sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım. Kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Hemen bir hatırlatma yapalım kendimize. Suyu boş yere akıtmayalım. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Ellerimizi yıkarken ya da bir bulaşık yıkarken ya da herhangi bir bardağımızı yıkarken suyu boş yere akıtmamalıyız. Ya da dişlerimizi fırçalarken. Çünkü su tükenebilir bir kaynaktır değil mi? Yani bir gün suyumuz bitebilir. Bu yüzden hep birlikte tüm insanlık olarak lütfen dikkatli kullanmamız gerekli. Harikasınız. Gereksiz kağıtlarımızı geri dönüşüm kutusuna atalım ki o kağıtlar tekrar geri dönüşsün ve temiz bir kağıt olarak bana geri dönsün. Bu konuda çok önemli sevgili arkadaşlar. Çünkü kağıtlarımız neden yapılıyor? Ağaçtan yapılıyor. Ağaçlarımızı korumak için kağıtlarımızı düzenli ve düzgün kullanmalıyız. Soğuk havalarda ısı kaybını önlemek için pencereleri kapatalım. Evet, bu kısım çok önemli. Neden? Doğal gaz yakıyoruz değil mi? Ya da farklı ısınma yöntemleri kullanabiliriz. Doğal olarak bunu düzgün ve doğru bir şekilde kaynağımızı kullanmamız gerekiyor. Doğal gazla tükenebilir bir kaynak olduğu için bir gün bitebileceği için düzgün ve doğru dikkatli bir şekilde kullanmam gerekli. Okulumuzda ya da evimizde gereksiz yanan lambaları kapatalım. Lamba nasıl yanıyor? Tabii ki de elektrikle. Elektriği de düzenli kullanmamız çok önemli. Zaten cebimize de katkı sağlıyoruz değil mi? Eğer kapatırsak faturama daha az elektrik yansıyacak. Dolayısıyla aile bütçemize de yardımcı olabiliriz. Ya da okul bütçesine. Mesela okuldan çıkarken ışıkları kapatıyor musunuz? Ya da en son okuldan çıkarken ışıkları kapatıyor musunuz? Perdeleri çekiyor musunuz? Ya da sular açık mı kontrol ediyor musunuz? Bunlar hepimizin ortak kullandığı alanlar değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla yaşadığımız alandaki kaynaklara da mutlaka dikkat etmemiz gerekli. Haydi bakalım etkinlik yapalım. Aşağıdaki cümleleri dinleme kurallarına göre tamamlayalım diyor. Konuştuğumuz kişiye nokta nokta, arkadaşlarımızın sözlerini nokta nokta, konuştuğumuzun kişinin gözlerine nokta nokta. Haydi gelin bunları bir tamamlayalım. Konuştuğumuz kişiye ne yapmamalıyız ya da ne yapmalıyız? Örneğin şöyle yazabiliriz mesela. Konuştuğumuz kişiye dikkatli bakmalıyız. Hemen açalım biraz bunu. Dikkatli bakmalıyız. Yani mesela şu an karşımda sizlerin olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten öğrenciler var ve sınıfta ders anlatıyoruz. Şimdi konuştuğumuz kişi, biz şu an ders anlatıyoruz değil mi size? Eğer siz bize dikkatli bakmazsanız, etrafınıza bakarsınız, arkadaşınızla konuşursanız ne olacak? Ders dinlenmeyecek ya da verimli olmayacak değil mi? Dolayısıyla konuştuğumuz kişiye mutlaka dikkatli bakalım ya da dikkatimizi verelim. Arkadaşlarımızın sözlerini kesmemeliyiz. Hoppa, ne demek bu? Kesmemeliyiz. Ne yapacağız? Elimize bir makas alıp sözünü pıt diye kesecek miyiz? Tabii ki de hayır değil mi? Arkadaşımız konuşurken çok heyecanlı bir şekilde bir şey anlatıyor bize. Araya geçip farklı bir şey demeyelim değil mi?
Neden? Çünkü arkadaşımızın hop dikkati dağılacak, o heyecanı sönecek ve anlatmak istemeyecek. Dolayısıyla hevesi kırılacak aslında. Konuştuğumuzun kişinin gözlerine ne yapmalıyız? Bakmalıyız. Bu kısım çok önemli. Bakmalıyız. Yani beden dilinde sana değer veriyorum, sana dikkatimi veriyorum. Konuştuğun ya da anlattığın konu benim için değerli. Mesajı veriyorsunuz gözlerinin içine bakarak. Bu da çok önemli. Haydi bakalım. Mustafa Kemal'in gittiği okulları hatırlıyor musunuz? Mustafa Kemal'in gittiği okullar karışık olarak aşağıdaki hop trende verilmiş sevgili arkadaşlar. Sıraya koyarak hemen yazalım diyor. Şems Efendi Mektebi, Mahalle Mektebi, Manastır Askeri İdaresi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Harp Akademisi ve Harp Okulu. Acaba karışık verilmiş mi ya da? Hemen gelin birinci gittiği okuldan başlayalım. İlk gittiği okul Mahalle Mektebi. Değil mi? Hatırladınız mı? Mahalle Mektebi. Yani bu vagon elendi. Sonrasında ikinci gittiği okul Şemsi Efendi. Şemsi Efendi Mektebi. Hoppa, bravo. Hemen ilk vagonda elendi. Peki üçüncü gittiği okul neydi? Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Rüştiye zaten ortaokul demek. Aklınızda bulunsun. Selanik. Selanik. Mülkiye. Rüştiyesi. Rüştiyesi. Hoppa. Sonrasında Manastır Askeri İdadisi. Hoppa. Artık ortaokuldan nereye doğru geçiyoruz? Liseye doğru adım adım gidiyoruz. Manastır, manastır, askeri, askeri, idadisi, hoppa. Sonrasında harp okulu. 5, harp okulu. Artık üniversite düzeyine geçiyoruz, değil mi? Harp okulu. 6, son olarak da harp akademisine giriyor ve Mustafa Kemal eğitim, öğretim hayatını bitiriyor, değil mi? Harp Akademisi. Bravo. İlk gittiği okul Mahalle Mektebi, son gittiği okul ise Harp Akademisi diye kendimize şöyle bir kodlama yapabiliriz. Harikasınız. Var mı başka burada aklınıza takılan nokta? Varsa mutlaka aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Haydi bakalım. Öğrendiklerimizi artık pekiştiriyoruz. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına tabii ki de Y yazıyoruz, değil mi? Atatürk Atina'da doğdu. Atatürk Atina'da mı doğdu yoksa Selanik'te mi doğdu? Selanik'te, değil mi? Yani yanlış. Atatürk çalışkan ve zeki bir öğrenciydi, değil mi? Tabii ki de doğru. Atatürk'e Kemal adını biyoloji öğretmeni mi verdi yoksa ne öğretmeni? Matematik. Evet, bu kısım çok önemli. Yani yanlış dedik. Atatürk babasını kaybedince amcasının çiftliğine gitti. Bızt, yandın Tonguç ya da Tongül. Neydi bu? Dayısının çiftliği, değil mi? Dayısının çiftliği. Atatürk'ün kız kardeşinin adı Makbule Hanım. Evet mi? Hayır mı? Doğru mu? Tabii ki de doğru. Şaşırtırız sizi. Ona göre. Hadi bakalım. Hemen bir de şeyleri hatırlayalım. Kız kardeşinin adı Makbule Hanım. Peki annesinin adı? Annesi Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Bunu da tekrar etmiş olalım. Babasının adı peki? Babası Ali Rıza Efendi diyelim sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Kız kardeş Makbule Hanım, annesi Zübeyde Hanım, babası da Ali Rıza Efendi. Bravo. Atatürk Selanik'te doğdu. Çalışkan, zeki bir öğrenciydi. Mustafa Kemal'e Kemal adını matematik öğretmeni verdi. Babasını kaybedince dayısının çiftliğine yerleşti. Kız kardeşinin adı Makbule, annesinin adı Zübeyde, babasının da Ali Rıza Efendi. Harika bir bu sayfada tekrar yapmış olduk. Haydi bakalım etkinlik yapalım. Aşağıda bulunan bilgilerdeki eksik kısımları cevapları ile eşleştiririm diyor. Atatürk orduya ne olarak katıldı çocuklar? Kurmay yüzbaşı olarak katıldı. Kurmay yüzbaşı, yani askerlik derecesi, değil mi? Yüzbaşı. Atatürk'ün gittiği ilkokul
İlk gittiği okul hangisiydi? Mahalle mektebi. Mahalle mektebi. Mustafa Kemal ailesini ne yapardı? Çok sever ve önemserdi, değil mi? Severdi. Atatürk nasıl bir liderdi? Ya da Mustafa Kemal cesur bir liderdi. Harikasınız sevgili arkadaşlar. Bizlerle birlikte lütfen doldurmayı ve tekrar etmeyi unutmayın. Anlaştık mı? Haydi bakalım konunun özü. Konunun özüne değinmeden önce ne yapacağız? Sıfırdan ikiye Tonguç kitabımızı alacağız ve neler işledik, neler yaptık onlara bir bakacağız. Hemen şöyle matematiği atlayalım. Hayat bilgisi kısmına gelelim. İlk ünite yani sayfa 194-204 arasını bizler şu an bitirdik. Hemen açıyoruz. Bu kısımda yani sol tarafta konu anlatımlarımız var. Bu kısımda ise soru çözümlerimiz var. Bu konu çok önemli. Buradan bol bol tekrar edip şu an anlattığımız konuları harika bir şekilde bu kitapta pekiştirebilirsiniz. Ödevinizi de verdiğimize göre artık öğrendiğimiz noktaları hemen bir değinelim. Oyun kurallarında dikkat edilmesi gereken noktaları yaptık. Okulumuzun katkılarını öğrendik. Okul çantamızı hazırladık. Okulumuzun yerini ve çevresini anlattık. Kaynaklarımızı ve eşyalarımızı özenle kullanmayı tabii ki de öğrendik. Dinleme kurallarını pekiştirdik. Atatürk'ün hayatını içeren soruları çözerek harika olan konularımızı pekiştirdik ve tekrar etmiş olduk. Haydi bakalım şimdi en heyecanlı bölüme geçiyoruz. Nereye? Tabii ki de ödüllü soruya. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızda oynadığımız oyunlardan değildir? Seksek, ortada vurmaç, ödev. Yorumlarınıza cevapları bekliyoruz. Harika bir ders sonuydu. Harika bir konu anlatımıydı tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.